Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. At maçını yorumlayalım serisine evden devam ediyoruz arkadaşlar. Ev çekimlerinden devam ediyoruz. Rahatsızlığımız hala devam ediyor. İnşallah yakın zamanda toparlayıp ofisimize tekrar geçeceğiz. Bu videomuzda takipçimiz Okan Özdemir'in maçını analiz edeceğiz ki bu maç bir yüzde turnuva maçı arkadaşlar. Notasyon gönderdi Okan bizlere DM yoluyla. Sizler de DM yoluyla lichess linklerinizi, maçlarınızın lichess linkini veya yüzde turnuvalarınızın notasyonlarının fotoğraflarını bize gönderebilirsiniz. Biz de analiz edip yorumlayıp bu şekilde videolaştırıp YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Aynı zamanda Hayatımız Satranç Instagram sayfamızda takip ederek bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımıza hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak abone olabilir, yanı başındaki zil tuşuna basarak gönderi bildirimlerini açabilirsiniz. Videomuzu beğenebilir, yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, kusura bakmayın, sürçülisan edersek affola, çünkü kendimizi çok da iyi hissetmediğimiz günlerde bu videoları çekiyoruz ama bir serimiz var. Bu serimizi tamamlamak için yine de ben biraz da kafa dağıtmak için bu videonun serisini çekmeye devam edeceğim. İnşallah iyice elden ayaktan düşmezsek. Arkadaşlar takipçimiz Okan Özdemir siyahlarda, güzel bir maç oluyor gerçekten. Bu maçla alakalı en çarpıcı notlarımdan bir tanesi, gerçekten oyunun başında diyebileceğim bir zamanda rakibin de tipik satranç kaidelerine uymaması nedeniyle, veziri erken oyuna çıkması nedeniyle siyahların bir vezir kazancını, 10. ya da 11. hamlede olması lazım, bir vezir kazancını göreceğiz. O noktadan sonra oyun kopuyor zaten. Tam gerçekten veziri erkenden niçin oyuna çıkmamalıyız, İyi bir sebep olmadıkça neden veziri erkenden oyuna çıkarmamalıyız temalı bir oyun oldu beyazlar için. Bakalım siyahlar beyazlar nasıl oynamış. E4 başlıyor, D5 geliyor, bir İskandinav denemesi gündemde. E çarpı D5 hamlesinden sonra normalde vezir çarpı D5 yapılması lazım. At F6 ile sanki bir gambit tarzı bir şey giriliyor. D4 yapılıyor. D4 hatalı bir hamle arkadaşlar, D4 yapılmaması lazım. At çarpı D5 hamlesinden sonra C4 geliyor. At sakince F6'ya kaçması lazımken B4'de oynuyor. Ve vezir A4 hamlesiyle sanki şah at çatalı yapılmış gibi bir şey, ama bu yalancı bir çatal. Bu arada aklınıza şu gelebilir: aa ne güzel, at geri dönsün. Bu doğru bir hamle değil arkadaşlar. Çünkü piyon sürüşüyle birlikte açmazdan taş kazancı gündeme geliyor. Bu nedenden dolayı doğrudan doğruya at 8'den C6'ya oynanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya yine aynı şey olmuyor mu? Yani kalkıp da D5 sürmüyorlar mı diye aklınıza gelebilir. Ona da B5 hamlesi var arkadaşlar. B5 hamlesiyle ondan yırtabiliyor, piyon kaybedip geçebiliyor. Burada D5 oynanmış. Burada da B5 yapılması lazım söylendiği gibi. Çünkü at kaybı gündeme gelecek. Fil F5 oynanmış. Tabii fikir şu: eğer ki diyor piyonla benim atımı alırsa diyor, ben de şah kale yaparım diyor. Kötü bir fikir değil, fena bir fikir değil. At A3. Tabii A3 ile birlikte ne yapılıyor? C2 karesi tutulmuş oluyor. Bu noktada şimdi B5 yapılıyor. Arkadaşlar piyonla yemek hatalı bir hamle. Niçin hatalı bir hamle piyonla yemek? Piyonla yedikten sonra vezirin çaprazı kapanacak ve bu at özgür kalacak. Artık bu atla istediğinizi yapabilirsiniz. Diyeceksiniz ki bu at özgür kaldıktan sonra açarak şah derse, fille gelip veziri istiyoruz. Ondan dolayı aletlerimizi güzel geliştirmiş oluyoruz. Rakibin veziri de sıkışık bir pozisyonda kalmış oluyor. Bu nedenle vezirle o piyonu alması lazımken C çarpı B5 yapmış. Direkt vezir çarpı D5 yapılmış. Vezir çarpı D5 de doğru bir hamle değil aslında arkadaşlar. Ama yine de vezir çarpı D5 yapılmış. Burada dikkat edilmesi gereken konu: B çarpı C6 çok hatalı bir hamle ki zaten öyle hamle yapılıyor. Normalde yapılması gereken fil E3 hamlesi. Peki diyeceksiniz ki B çarpı C6 niçin hatalı bir hamle? Görelim. B çarpı C6 hamlesinden sonra vezir E4 şah var arkadaşlar. Vezir E4 şah hamlesinden sonra şahı oynarsanız çok sıkışık bir konumda kalıyorsunuz ve hatta ilerleyen zamanlarda kolay bir mat geliyor. Bu neden mesela şahı yana kaçarsan kaleyle şah geliyor mesela. Daha zor durumda kalıyorsun. Eğer ki arasına taş koyarsan da atla şah vezir geliyor ki öyle olmuş. Fil E3 geldikten sonra tabii ki burada nereden şah çekeceğimiz de önemlidir arkadaşlar. Kalkıp da sen buradan şah çekersen vezirle hem kaçıp hem yiyeceği için şah vezir olmaz, ama at D3'ten şah çekersen ver şahı ver veziri şeklinde bir hamle olur. Fille alacak. Fil çarpı D3 hamlesinden sonra vezir çarpı A4. Fille alınıyor arkadaşlar. Fil F5 alınıyor ama daha sonra geri alacak. Nasıl? Fil çarpı F5 hamlesinden sonra hepiniz gördüğünüz vezir A5, ver şahı, ver fili şeklinde bir çatal hamlesi mevcut. Fil D2 kapattı, vezir aldı F5'i. Şu anda siyahın durumu gayet iyi. At E2, kale D8 hamlesiyle açık hatta geliyor. Fil normalde C3'e gelmeli. Fakat kale D1 oynanmış, kötü bir hamle değil. E5 sürüşüyle filin çaprazı da bir güzel açılmış oldu. At isteniyor şu an için. Bakalım ne oynanacak? At C4 tabii ki de kırışmak istemiyor. Geride çünkü. Geride siyahlar, beyazlar. Bu arada geride derken iki alete bir vezir geride. Aslında tam bir vezir de geride değil ama yine de kayıp gibi duruyor oyun. Fil C5 hamlesiyle gelişiliyor. Aynı zamanda ne isteniyor? F2 piyonu isteniyor. Kısa rokla bu sorun da çözüldükten sonra hamle vezir D3. Vezir D3 ver atı şeklinde bir çata. Bu neden dolayı atların bir tanesi gidecek. At çarpı E5 ver vezire, vezir çarpı E2 at alındı. Kale D'de nedir? Burada arkadaşlar çok önemli bir hamle var. Diyeceksiniz ki ya kale veziri tehdit ediyor, kaçalım. Arkadaşlar nereye kaçacaksınız? Mesela vezir buraya kaçabiliyor mu? Evet kaçabiliyor. Başka? Buraya kaçabiliyor, buraya kaçabiliyor. Başka bir yere kaçabiliyor mu? Bir de fili yiyebiliyor değil mi? Fili yere kaçabiliyor. Bunlardan hangisini yaparsanız yapın 3 hamlede mat var arkadaşlar. Hangisini yaparsanız yapın 3 hamlede dümdüz mat var. Nasıl bir mat? Yani sadece başlangıç hamlesi diyorsa mesela kaçtınız ya. Direkt şah diyor mat oluyor arkadaşlar. Şöyle hani şah diyor mat oluyor ya. Zaten şu anda mat gibi bir şey. Araya sadece bir şeyler koyuyorsun. Hani şöyle şah ya mesela bak. Şöyle şah ya. Araya fil koyuyorsun. Önce vezir koyuyorsun. Veziri yiyor. Sonra fil koyuyorsun. Kaleyle bir de fili patlatıyor. Mat oluyor. O nedenden dolayı vezirin kaçmaması gerekiyor. Kale çarpı D2 alınıyor. Burada beyazların yapması gereken hamle kale çarpı E2 almak. Fakat almıyor arkadaşlar bunu. Ne yapıyor? At D7 oynuyor. At D7 hatalı bir hamle. At D7 hamlesinden sonra siyahların 6 hamlede matı var. Bakmadım 6 hamlede matına. Siz bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Problem değil. Ama ilk hamlesi fil çarpı F2 ile başlıyor 6 hamlede mat. Burada fil D6 oynanıyor. Yine kale vezir rahatlayabilir ki bu sefer açmaz arkadaşlar. Vezir zaten kaçamıyor. H3 sürülüyor. Niye böyle bir hamle anlamadım. Şah D8 artık açmaz gitti. O yüzden mutlaka bu fırsatı kaçırmamız lazım. Kalenin veziri yemesi lazım. Yemiyor, B4 oynuyor. Artık vezir kaçabilir. Vezir artık açmaz da değil. Rahatlıkla kaçabilir. Ama kaçmıyor siyahlar vezire. Kale E8 oynuyor. Yani niçin kale E8 oynarsın? Tabii şu anda tehdit var. Kaleyi yiyeyim, o beni yerse ben de onu yerim, mat olur diye. Ama seni yerse ne yapacaksın? Ki öyle olacak. Kale çarpı E2 bedavadan vezir gitti. Kale çarpı E2 yapacağız ama hangi kaleyle? Siyahlar D'deki kaleyle yemiş ama bilgisayar diyor ki diğer kaleyle ye. D'deki kaleyle yemiş. Şu anda yapılacak hamlelerden bir tanesi A3 hamlesi. Niçin A3 hamlesi? Hem piyonu koruyor hem de kalenin tehdidinden piyonu kaçırmış oluyor. Fakat beyazlar G3 oynamış, hatalı bir hamle. Fil B4 piyonunu vurmalı fakat kale E1 oynamış. Gel kırışalım diyor, fazla uzatmayalım diyor. Nasıl üstünüm ben diyor. Kötü bir hamle değil. B5 hamlesiyle artık piyonlar ilerletiliyor. Beyazın çok da yapacak bir şey yok. Fil A3 hamlesini hiç anlamadım. O yüzden hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiç anlamadığım bir hamle bu. F4 sürüşü geliyor. Kale çarpı F1, şah çarpı F1'den sonra kale E7 hamlesiyle ata vurulacak arkadaşlar. Nasıl aletim var diyor. Şah F2 ata vuruldu. Piyon aldı. Şah aldı. Artık bundan sonrasını hızlı geçebiliriz. Çünkü alet üstünlüğü var. Piyonlar eşit. Siyahlar çok rahat kazanacak. Şah E3, şah D6, F5 sürüldü. Şah C5, G4'ten sonra şah çarpı B5 bir piyon dağılındı. H4 sürüşü. Burada enteresan bir durum var, onu söyleyeceğim. A5, A5'ten sonra G5, G6. Burada arkadaşlar alması lazım. Yine kayıp da alması lazım. H5 sürüyor. Şimdi burada duralım. Bakın siyahların hamlesi çok enteresan. Burada aslında hem bu piyonu alabilir hem bu piyonu bedavadan alabilir. Doğru. Ama siyahlar diyor ki benim piyon yapım bozulacak. Bundan çok korkuyor. O nedenden dolayı diyor ki ben bu piyonları almayayım. Bir tane şah diyeyim. Arkadaki piyonu alayım. Şah kaçınca piyonu alıyor. Şimdi piyonlar kırışılıyor. Bir tane piyon kalıyor. Yani aynı şey zaten. Sen G çarpı H5 yapsaydın da bir tane piyonun kalacaktı. Şimdi yine bir tane piyonun kaldı. Çok da anlamlı bir hamle değildi. Şah D3 hamlesinden sonra fil F6. Tabii niye piyonun önünü açıyoruz artık. Daha sonra şah C2, şah C4, şah B1 hamlesinden sonra hamle sırası siyahlardayken beyazlar terk etmiş maçı. Tamam demişsen kazandın artık. Bir yüzde turnuva maçıydı. Okan Özdemir arkadaşımıza bu güzel maç için teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz kendisini. Sizler de Hayatımız Satranç Instagram sayfasına DM yoluyla maçlarınızın linkini ya da fotoğrafını gönderebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalımıza da hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Yanı başındaki zil tuşuna basarak gönderi bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı lütfen unutmayın. Daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hayatımız satranç diyenlerden hep olmanız dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.